Galatasaray Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi. Özellikle bu derbi hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş cephesi için çok önemli bir karşılaşmaydı kuşkusuz. Ve oyuna sonradan giren oyuncuların golleriyle Galatasaray kazanmayı başardı. Şimdi önceki maçlara baktığımızda hem hazırlık maçı hem de ligdeki son iki maçta biraz ritim bozukluğu, biraz düşüklük, formsuzluk olduğunu söylemiştik. Sence bu karşılaşmada da bu devam etti mi? Nasıl bir Galatasaray izledin? Mertens'in ilk 11'de olduğu açıklandığı anda aslında bu ortadan kalktı. Bir psikolojik de biraz durumdu. Biraz durağanlaşmak, biraz oyunu rölantide götürüp gol bulmak. Hem geçmiş maçlarda üst üste kazanılan maçlardaki o takıma gelen rehavet de bunun etkisiydi. Mertens'le başlayan, zaten taraftar tamamen doldurmuş stadı. Böyle bir oyun müthiş de baskılı başladı. İlk yani özellikle 20-25 dakikada Galatasaray'ın gol bulamaması mucize. Evet, Adana Demir hızlı ataklarla çok iyi çıkan bir takım. Bütün alameti farikası o zaten. Ama diğer tarafta oyunu rakip yarı sahaya yıkan, sürekli pozisyon arayan, sürekli kanat oyuncularını kullanarak rakibin direncini kıran bir Galatasaray vardı. Ama gel gör ki net bir pozisyon var mı? Çok yok. Ceza sahasına oyunu yıkıyorsunuz ama tehlike var mı? Çok yok. Bunlar sorundu ve bunlar her geçen dakika problem oldu. İlk 45 dakika bittiğinde aslında bir de böyle çıkan adrenalin bir düştü. Hakemle ilgili tartışmalar başladı. Devre arası bir açıklama geldi VAR'dan. Ama bunlar saha içini çok etkilemedi. Ama ikinci yarı gördük ki Galatasaray bir durdu. Taraftarda acaba mı kuşkusu geldi? Bunlar Galatasaray'ın hep büyük problemleri oluyor. Kaybedilecek bir maçta bence 3 puan geldi. Sanki biraz ders alınıp biraz daha şablon değiştirilmeli. Peki performans yine son maçlarda en çok merak edilen isimlerden biri Zaniolo. Zaniolo'nun oyun içi performansını nasıl buldun? Fizik olarak güçsüz, daha maça ihtiyacı var ama artık kulübeden biraz daha kurtulması gerekiyor sanki. Yani saha içinde fizik olarak yani kişisel olarak güçlü ama oyuna katılım, pres, topu alıp sürükleme buralarda problemleri çok net gözüküyor. Biraz zamana ihtiyacı var ama Galatasaray'ın şampiyonluğunun zamana tahammülü yok. Kaldı 9 maçları. O yüzden kim ne katkı veriyorsa vermeli. Zaniolo da İtalya'ya dönmek istiyorsa yani büyük bir transfer daha yapmak istiyorsa bir an önce Galatasaray'ın oyun dinamiklerine katılmalı. Son dakikalarda yorulmuş bir rakibe karşı Zaniolo'yu kullanmak tam da o isim değil. Her maç böyle olmayacaktır. Kapanan bir takım bulduğunuz zaman karşınızda daha da büyük problem yaşarsınız. Peki bir de savunma hattına gelelim. Abdülkerim Bardakçı'nın performansını sormak istiyorum. Nelson olduğunda daha iyi bir performans sergiliyor diyebilir miyiz? Tabii ki yani geçen hafta ilk defa Kaan'la beraber oynamıştı. Bu da bir problemdi çünkü alışmamışlardı birbirine ama Nelson gerçekten ligin en iyi açık ara en iyi stoperi. Nerede ne yapacağını biliyor. Hamleleri çok yerinde. Kaleye giden bir topu çıkardı. Sürekli oyun takibinde çok nadir bireysel hata yapıyor. Onun yanında oynamak da bir sol stoper için gerçekten çok kıymetli oluyor. İkilinin kurduğu uyum Galatasaray'ın da zirvedeki yerinin bence bir göstergesi. Nelson'la Abdülkerim ligin en iyi ikilisi durumunda. Peki bir dakikamız falan kaldı. Bir de Icardi'yi sorayım. Galatasaray'ın Icardi'yi topla buluşturamadığını düşünüyor musun yoksa formsuzluğuna mı bağlıyorsun? Formsuzluk %50, topla buluşturamama %50 sorun bence. Çünkü her iki kanatta da Raşit'si oynadı, diğer tarafta Kerem. Her ikisi de ceza sahasında dribling yapıp gol atma peşinde ama Adana Demir savunması çok iyi yerleşti. Icardi'yi tuttu. Icardi rakip savunma arasında çok kayboldu. Gezen bir oyuncu değil. Bir türlü topla buluşturamayınca da her iki kanattaki oyuncu da biraz daha bireysel gole dönük oynayınca problemler de devam etti. Icardi'lik bir sorun değil sadece bu. Peki Suat, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. İyi pazarlar, iyi günler diliyoruz sana. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Suat Umurhan'a tekrar teşekkür ediyoruz. Hem derbi öncesi kendisinin değerlendirmesini ve yorumunu aldık. Hem de dün oynanan Galatasaray karşılaşmasını kendisi bizlere değerlendirdi.